Sevgili izleyenler, güzel bir eve sahip olmak herkesin rüyası. Özellikle evimizin içerisini dekore ederken dikkat etmemiz gereken bir takım unsurlar var. Hem şimdi İngiltere'de yaşayan bir Türk ailenin keyifle döşenmiş, kaliteli ürünlerle döşenmiş evine misafir olacağız ve ev nasıl güzelleştirilir konunun uzmanlarıyla konuşacağız. Baştan sona DIY tarafından keyifle döşenmiş bir eve misafir oluyoruz. Kalite, huzur ve yaşamın hayat bulduğu bu ev gözlerinizi kamaştıracak. İngiltere'de özellikle evlerin küçük olmasından demir olur ama yine Londra'da, İngiltere'de büyük ve geniş, ferah evlerimiz de mevcut. İşte biz bugün o evlerden bir tanesine konuk olduk. Bugün özellikle hanımefendiler, tabii ki beyefendiler, sizleri yakından ilgilendiren bir haberle karşınızdayız. Ev dekorasyonu üzerine konuşacağız. Mutfak dolaplarından banyo dekorasyonuna, yer tahtasından hatta burada görmüş olduğunuz özel dizayn dolaplara varıncaya kadar. İşte sıradaki haberimiz hanımefendiler ve beyefendiler sizi ilgilendirir. Her bir detayın ustalık ve kaliteyle buluştuğu bu evde şömineye özel bir yer verilmiş. İngiltere'deki hemen hemen her evde atlanmayan bir detaydır şömine. İşte bu evde de atlanmamış. Belki şu anda sıcaklığını hissedemiyorsunuz ama özellikle salon kısmında güzel, hoş bir görüntüye sebebiyet veriyor. İngiltere'deki evlerin genel yapısında mevcut şömineler. And my reflection troubles me, so here I go. Bir erkeğin kalbine giden yol boğazından geçiyorsa bir kadının da gönlüne giden yol hiç şüphesiz ki çiçeklerden geçer. Bir evde olmazsa olmazlardan, özellikle bir hanımefendi için olmazsa olmazlardan en önemli yerlerden bir tanesidir mutfak. İşte bu evde de mutfak oldukça detaylara takılarak dizayn edilmiş. Gerek bu tezgahtaki taşımızdan, gerek yer taşlarından tutun da alttaki ışıklandırmalardan davlumaza ve dolaplara varıncaya kadar oldukça geniş ve şık bir mutfaktan size sesleniyoruz. Mutfakta kullanılan malzemelerin kalitesi kendini belli ediyor. Gelin bu evi saraya çeviren işletmenin yöneticisi Ümit Bey ile konuşalım. Efendim, İngiltere'de Londra'da ev dekorasyonu deyince şüphesiz ki akla Ümit Bey ve Ümit Bey'in açıklamaları geliyor. Ümit Bey, burada çok şık bir dizayn, güzel bir ev dekorasyonuyla seyircilerimizin karşısındayız. Evet. İsterseniz bu evin hikayesini bir sizden dinleyelim. Tabii ki. Şimdi bu evi bizim ustalarımızdan Şeref Usta SK Building kontrolünde yapıldı. Ve bütün malzemeleri gördüğünüz gibi, seyircilerimizin de göreceği gibi bizden temin edildi. İşçiliği de Şeref Usta tarafından yapıldı. Burası extension yapıldı, alt kat ve üst kat olmak üzere. Komple dekorasyonu, tadilatı, tamiratı baştan sona kadar bizim takibimizde oldu. Peki Ümit Ustam, özellikle şu anda bizleri seyreden hanımefendiler ya da beyefendiler, yani evlerini dekora etmek isteyen bir çift, nelere dikkat etmeliler özellikle ürün, malzeme seçerken? Şimdi öncelikle bizim tek amacımız mutfağı kullanılabilir bir hale getirmek. Biliyorsunuz diğer mağazalarda veya diğer aldıkları yerlerde dolapları kullanışlı hale getirmemek için, ucuz fiyata kaçmak için farklı ürünler müşteriye talep ediliyor. Bunları biz özellikle müşteriye sunuyoruz. Çünkü diyoruz, mutfağınızı bir kere yaptırıyorsunuz. En az bir mutfağı 5-10 sene ellemiyorsunuz. Ve bu tadilatı da en ucuz halde yaptırmanızın şekli mutfağı kullanılır hale getirmek. Ve biz de burada gördüğünüz gibi şöyle gösterebiliriz tabii ki. Dolapları köşeli ve İki kapalı halde kullanılır hale getiriyoruz. Şöyle geçelim bir. Tabii ki bunlar, yani bakın şöyle gösterse. Bakın şu şekilde bunlar köşe iletleri. Biz genelde mümkün olan bütün mutfaklarda dolapları bu şekilde kullanım daha ve daha efektif tabii ki kullanım. Hem efektif oluyor hem de geniş oluyor. Çok güzel. O yüzden mutfak bu şekilde daha geniş ve kapsamlı bir hale geliyor. Harika. Tabii mutfak dolapları aynı zamanda özellikle bu üst tarafta görmüş olduğumuz dolaplar, evet. Bunların hepsi sizin tarafınızdan. Tabii ki. Bakıyorsunuz, bakın örneğin müşterimiz boyların kapanmasını istedi. Bakın görüyorsunuz. Boyları da bu şekilde bir kutu haline aldık.
göründüğü gibi. Görüntü kirliliğinin de ortadan kaldırmış yani, oluyoruz. Hem de sonuçta bu şık... işlerin tamamen talebine bağlı. Bakın gördüğünüz gibi burada fırın yine ayrı bir şeyin içerisinde, unitin içerisinde. Buzdolabı yine öyle kapsamlı, kapatılmış halde. Hem yerden tasarruf ediyoruz hem daha efektif bir alan sağlamış oluyoruz. Tabii ki. Yani gördüğünüz gibi mesela burada dolaplar iki renk. Alt unitler gri, üst tonlar beyaz. Bu tamamen müşterimizin zevkine bağlı. Burada tabii ki müşterimiz bu rengi talep ettiği için biz bu renk yaptık. Ama bunların değişik renkleri de mevcut. Bu tamamen zevke ve isteğe bağlı. Hatta kararsızsak bile bu kararsızlığımızı ortadan kaldırmak için size müracaat etmemiz bile yeterli olacaktır. Tabii ki biz zaten bunu müşterimiz almadan, beğenmeden önce biz 3D dizayn haline getirip kendisine sunuyoruz. Çok güzel. Öncelikle bu zaten free estimate, free design dediğimiz hizmetimiz bu. Müşteriyi ölçüsümüzü alıyoruz, dizaynımızı çiziyoruz. Müşterimize 3D halde televizyonda, bilgisayarda gösteriyoruz. Ve kendisini beğenisine sunuyoruz. Birlikte karar verip bu hale getiriyoruz. Yani tüm detaylar gerek bu dizaynı yaptıracak olan aile tarafından gerekse sizin tarafınızdan tüm detaylar atlanmadan böyle kuyumcu hassasiyetliyle kesinlikle işleniyor. Kesin öyle olması gerekiyor çünkü biliyorsunuz bu işlerin yani geri dönüm maliyeti çok daha pahalılara mal oluyor. O yüzden öncelikle müşterinin fikrini alıp onların fikri doğrultusunda bizlerimiz de kendi fikrimizi katarak en güzel şeyi çıkarmaya çalışıyoruz ortaya. DIY'ye gittiğinizde önce ürünler konusunda yönlendirilirsiniz. Bilgisayar ortamında evinizin son hali size gösterilir, usta önerilir ve işlem başlar. Kısacası konfor sizin olur.